Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İsmi kayyuma dair bahse devam ediyoruz. En son birinci şuanın son kısmında kalmıştık. Şöyle diyordu. Eğer bir saniye o kumandan-ı azamın Allah'ın emri ve kuvveti geri alınsa, o çok kesretli, camit, şuursuz taife, bütün feza, bütün mahlukat, başıbozuklar hükmüne gelecekler. Belki bütün mahvolacaklar. Hem, şimdi burada hakikat bu iken, Cenab-ı Hakk'ın kayyumiyetiyle her şey nizamında devam ediyor iken, bu kadar tarih boyunca insanlar, filozoflar bu hadiseleri ne akılla, nasıl böyle izah etmeye kalkışmışlar, neler söylemişler? Üstad bu işin alternatifine, onların yanıldıkları noktalara da dikkatimizi çekiyor. Hem insanların bir kısmı güya daha ileri görüyor gibi, sanki daha iyi biliyoruz, anlıyoruz havasında, daha ziyade cahilane bir dalaletle, Sani-i Zülcelal'in gayet latif, nazenin, muti, musahhar bir sayfi icraatı ve emirlerinin bir vasıtayı nakliyatı ve zayıf bir perde-i tasarrufatı ve latif bir midadı kitabeti mürekkebi ve en nazenin bir kulle-i icadatı ve bir maye-i masnuatı ve bir mezra-i hububatı olan esir maddesini cilve-i rububiyetine aynedarlık ettiği için mastar ve fail tevehüm etmişler. Bu acip cehalet hadsiz muhalleri istilzam ediyor. Çünkü esir maddesi madyunları boğduran zerrat maddesinden daha latif ve eski hükemanın saplandığı heyula fihristesinden daha kesif, ihtiyarsız, şuursuz, camit bir maddedir. Bu hadsiz bir surette tecezzi ve inkısam eden ve nakillik ve infial hassasıyla ve vazifesiyle teçhiz edilen bu maddeye, belki o maddenin zerreden çok derece daha küçük olan zerrelerine, her şeyde her şeyi görecek, bilecek, idare edecek bir ihtiyar ve bir iktidar ile vücut bulan fiilleri, eserleri isnat etmek, esirin zerrelere adedince yanlıştır. Şimdi bu paragrafta üstad birkaç şeyi bütün tarihi seyri içerisinde bize özetledi ve Kur'ani düşünceyi bunların üstüne bağdaş kururcasına oturttu. Tabii biz bu konularla yaralanmamış olduğumuzda buradan pek bir şey anlamıyoruz. Ama bu akıllı geçinenlerin bu cahilane yönlendirmesiyle, fikirleriyle büsbütün kafası karışmış, yara bere içinde idraki perişan olmuş nesiller, aydınlar, filozof adayları burası okunduğu zaman hop oturup hop kalkıyorlar. Çünkü onların bütün kendilerince dizmiş oldukları kuleyi üst üste dizdikleri bir tanesine dokunarak yerle bir ediyor. Hani Yunus Emre'nin böyle çok ilginç arifane tespitleri var. Nereye denk getirirseniz oraya taşı gediğine koyar gibi yerleştirin. Bu gibi hayali kuleleri, çürük yapıları, bozuk sistemleri temsil edebilecek çok güzel bir anlatımı vardır. Burayı okuyunca o aklıma geldi. Çünkü bu gibi bahisler Batı felsefesinden haberdar olan kimselere, işte Cemil Meriç, Şerif Mardin vesaire gibi münevverlere bu bahisler okunduğu zaman her cümlesinde hop oturup hop kalkıyor. Said Nursi burada Aristo'yu devirdi.
burada Kant'a cevap verdi, burada işte Hegel'in şu düşüncesini yıktı filan gibi. Onlar o meselelerin nereye gittiğini iyi bildikleri için ona göre hayrete düşüyorlar. Bu şuna benziyor. Yunus'un şöyle bir güzel sade ifadesi var. Zaten hepsi sadedir. Yerden göğe küp dizseler, birbirine bend etseler, en alttakini çekseler, seyreylesen gümbürtüyü. Şimdi yerden göğe kadar küp diziyorsunuz, birbirine de bağlıyorsunuz. En alttakini çektiğinizde ne olur? Seyreylesen gümbürtüyü. Şimdi bizim hakka, hakikate dayanmayan, kendi dar aklımızla aleme nizam verir gibi kurduğumuz sistemler böyle kendi kendimize dizdiğimiz küplere benziyor. Bir hakikat ehli en alttakini çektiği zaman, bir tanesinin boşluğunu gösterdiği zaman sistem çöküyor. Şimdi burada bakın kaç tane böyle küp kuleleri yerle bir oldu. İnsanların bir kısmı güya daha ileri görüyor gibi, daha ziyade cahilane bir dalaletle. Şimdi bundan önceki bahiste zerreleri, maddenin yapı taşı olan atomları, işte atomlar hareket ediyorlar ve bu nizam teşekkül ediyor. Hava zerreleri hareket ediyor, hizmetini görüyor. İşte metal zerreleri, bütün maddelerin zerreleri hareket ediyor, moleküller oluşturuyorlar, işte bütünlükler oluşturuyorlar. Bütün varlık, vücut alemi bu şekilde teşekkül edip gidiyor. Bunda şaşılacak ne var? Bu işi zerreler yapıyor diyordu. Halbuki üstad bundan önce bu zerreler kader kaleminin ucu olmazsa neyi yazacağını, nerede duracağını nasıl bilecek? Hava zerreleri bu mazhar oldukları hizmetleri kendi şuurları, idrakleri yok ki nasıl yapacak? Dolayısıyla bunlar her şeyi bilen, her şeye gücü yeten bir kumandan-ı azamın ordusu, neferi onun talimatıyla hareket ettiği için nizam bozulmuyor ve her şey kolayca cereyan ediyor. Sen kalemin ucuna bakıp kalem ne güzel yazıyor diyorsun. O kalemin arkasındaki yazarı düşünmediğin zaman, o fırçanın sahibi olan ressamı düşünmediğin zaman ya da işte sadece yazıcıdan çıktıya bakıp da ya bu yazıcı ne kadar harika şeyler yazıyor, çiziyor, renkli resim bile basıyor dediğin zaman arkadaki bilgisayarı ve ona hükmeden, o programları yükleyen operatörü düşünmediğinde nasıl ebleh bir duruma, komik bir duruma düşüyorsa, kainatta olan biteni de bu unsurlarla, zerrelerle, atomlarla izah ettiğinde ondan daha beter komik bir duruma düşüyorsun. Şimdi hava zerreleri, hava yine belli. Alına bir yelpaze alırsın, şöyle bir sallarsın. Ha, hava var ya, baksana hissediyorum diyorsun. Biraz hız yapınca havanın temasını hissediyorsun. Yani dokunma duyumuzla biz havanın varlığını görmesek de hissediyoruz. Ağaçların hareketinden hissediyoruz. Çünkü hareket eden havaya rüzgar diyoruz. Zaman zaman da fırtınayla vesaireyle varlığını hissettiriyor. Ama bu hava zerreleri, bütün sesleri, işte Hüve Nüktesi'ndeki anlatılan hakikatleri, bunların ulaştırılmasını, tozlaşma vesaire, rüzgar, bunların binlerce hikmeti var. Bütün bunları hava atomları nasıl beceriyorlar? Atom işte ya, atom varsa hareket ediyor, oluyor bu iş. Kalemin ucu hareket ediyor, bak işte sayfadaki yazı çıktı. Demek kadar abes. Ama bunu işte körleşmiş akıllar Allah'ı görmek istemedikleri için Allah'ın eserlerini Allah'ın yerine ikame ederek bir dalalet oluşturmuşlar. Şimdi hava az çok hissettiğimiz bir şey. Geldiğimiz noktada başka bir şeyden bahsediyoruz. Bakın o da ne? Hala üzerinde tartışılıyor. Üstad kaç çeşit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ayrı açıdan özelliğinden bahsettiği esir maddesi. Esir maddesi havanın
daha latif, daha saydam, daha ince, belki atomları daha küçük, ne derseniz deyin, bir madde olarak eski filozoflardan beri kabul edilen bir madde. Üstad bunun üzerine o zamanki bilgileri kullanarak Kur'ani açıdan, tevhid noktasından meseleye yaklaşıyor ve onların dalalete düştüğü bir yolu daha kapatıyor. Şimdi sabırla bu paragrafa dikkat edelim. Hem insanların bir kısmı güya daha ileri görüyor gibi, daha ziyade cahilane bir dalalet. Yani yoldan çıkmanın da bir derecesi var. Bunlarınki daha ziyade bir sapıtmakla. Sani Zülcelal'in, şimdi esir neymiş? Celal sahibi sanatkarın, her şeyi güzel yaratan Allah'ın gayet latif, yani gayet ince, buradaki letafet, manevi incelik, hoşluk, gayet latif, nazenin, muti, itaatkar, musahhar, bir sayfe icraat. Buradaki gayeti paranteze alıyoruz ondan sonrakileri. Gayet latif, gayet nazenin, gayet son derece demek. Gayet muti, gayet musahhar bir icraat sayfesi. Allah'ın pek çok faaliyet alanı var, icraat sahası var. Bunlardan birisi de esir. Ama esir ne bildiğiniz toprağa, ne suya, ne latif bildiğimiz havaya benzemiyor. Daha da latif bir şey. Gayet latif, gayet nazenin, gayet muti, gayet musahhar bir icraat sayfası. Birincisi bu. Ve emirlerinin bir vasıtayı nakliyatı. Hava da emirleri naklediyor. Bizim konuşmamıza aktardığı gibi bütün radyo, telefon, televizyon yayınlarını bir biçimde elektromanyetik dalgaya dönüştürünceye kadar hep havayla aktarıyoruz. Yani şu an benim sesim size mikrofona kadar hava sayesinde geliyor. Burada bir fanus olsa benim ağzım oynar, sesim gelmez. Çünkü telefonun mikrofonuna sesin ulaşması havayla oluyor. Sonra elektromanyetik dalgalar devreye giriyor, uzaya gidiyor, size geliyor. Sizin telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan ses çıktığı anda hoparlöründen yine kulağınıza kadar havayla taşınıyor. Dolayısıyla havanın bu nakliyat görevi hala sıfırlanmış değil. En yaygın olarak biz bunu kullanıyoruz. İlla buna ihtiyaç var. Mikrofona kadar bunu havayla götürüyoruz. Ondan sonrası kolay. Peki hoparlörden çıktıktan sonra ne yapacağız? Yine havaya bindirmemiz gerekiyor. İşte esir maddesi aynen hava gibi Allah'ın emirlerinin bir nakliyat vasıtası. Nakil vasıtası. Ve zayıf bir perde-i tasarrufatı. Bir tasarrufat perdesi ama zayıf. Yani şöyle baktığın zaman iri yarı güçlü kuvvetli değil ya. Bu cılız ya. Varlığı yokluğu belli değil. Bu nasıl? İşte bu acayip. Artık perde o kadar zayıf ki arkasında kudret elini görüyorsun. Toprak gibi katı değil. Bakıyorsun işte köklü ağaç, ağacın üstünde sapasağlam gövde, dallar, sonra zorla koparıyorsun. Meyve. Güçlü bir perde. Onun için de çok kolay dünyevi maddi sebeplere insanlar kapılanıyor. Biraz aklını kullansa yine o sebebin aczini idrak edecek. Ama havada bu daha da inceliyor. Esire geldiğinde o kadar zayıf bir perde ki, ya perde değil, arkayı olduğu gibi gösteriyor. Onun için Allah'ın tasarrufatının çok zayıf, ince bir perdesi. Neredeyse şeffaf bir perde. Arkasındaki kudret elini gösterir. Ve latif bir midadı kitabeti. Ya öyle bir mürekkep ki, yazıda kullanılan bir mürekkep. Midat mürekkep demek. Yazı mürekkebi. O kadar latif ki dikkat etmeyince şey görünmüyor yani. Havada nasıl göremiyoruz? Esir daha da latif bir mürekkep. Şimdi beyaz sayfaya beyaz mürekkeple yazı yazsan görebilir misin? Göremezsin. Ama var mı? Var. Necip Fazıl'ın
Hatırlarsınız kaderle ilgili. Biz alın yazımızı niye bilemiyoruz, okuyamıyoruz. Ama biliyoruz ki Allah takdir ediyor, biliyor. Yazmış. Kader beyaz kağıda sütle yazılmış yazı. Şimdi beyaz kağıda sütle yazı yazarsan onu her göz göremez. İşte kader, evet var. Her şeyde Allah bir ölçü belirledik diyor. Her şey onun ilminde ne zaman nasıl olacak mahfuz. Biz bilmediğimiz için biz bildiğimizle, aklımızla, elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Kader beyaz kağıda sütle yazılmış yazı. Elindeyse beyazdan gel de sıyır beyazı. Hadi ben bu yazıyı sileceğim, kaderimi değiştireceğim. Sen çalışırsın, çabalarsın ama görmüyorsun ki neyi değiştireceksin. Rastgele silgiyi sürüyorsun. Bizim denk gelirse derler ya tedbir takdiri bozar, buna işaret ediyor. Yani sen elinden geleni yap, Allah sana o fırsatı verirse, denk gelirse sadaka belayı def eder diyor, silgi çeker diyor yazılan şeyi. Güzel şeyler yapıyor bu, hadi biraz daha mühlet verelim, biraz daha sevap kazansın diye. Dolayısıyla biz onu bilemediğimiz için keyfimize göre dur şurayı sileyim, burayı kazıyayım diyemiyoruz. Çünkü sütle yazılmış yazıda o yazıyı sıyırmak için fark etmek lazım. Evet, elindeyse beyazdan gel de sıyır beyazı. Beyazdan beyazı nasıl sıyıracaksın? Sıyırsan bile göremiyorsun, alttan yine beyaz çıkıyor. Evet, dolayısıyla esir maddesi de böyle bir mürekkep. Adeta havadan da daha latif olunca, hava esiyor, mesiyor, hareket ediyor, hissediyoruz. Esiri hissedemiyorsun. Böyle bir madde. Sonra en nazenin bir hulle-i icadatı. Yani var ettiklerine bir elbise giydiriyoruz. Bu nasıl bir elbise? En nazenin, en böyle ince, kibar, ipeksi bir hulle. Düşünebileceğin en ince, latif, nazenin bir elbise. Dolayısıyla biz o varlıkların üstünde onu göremiyoruz. Böyle. Şimdi şunu da söyleyeyim, ona göre bu tarifleri düşünün. Burada geçti. İnsanların bir kısmı derken sonra da isim verdi. Eski hükemanın saplandığı Heyula Fihristesi. Şimdi filozoflar işte ilk yaratılışta çok ince bir ham madde kullanıldı. Her şeyin ondan yaratıldığını düşünüyorlar. Buna Heyula Fihristesi, ham varlıkların ham maddesi diyorlar. Ondan yaratılıyor şeklinde söylüyorlar. Esir için de şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki bu ay var. Onu bir referans alıyorlar. Ayın alt kısmı ki dünyayı kastediyorlar. Aydan aşağısı dünya. Dünyanın üzerinde dört unsur var. Her şey hava, su, toprak, ateşle alakalı olarak yaratılıyor. Bunlar tabii nispeten kaba saba unsurlar olduğu için böyle bir takım pürüzler, yangınlar, seller, aksaklıklar olabiliyor. Alemi kevni fesat, oluş ve yok oluş alemi. Fakat bu ayın yukarısındaki uzay, feza alemi, orası kusursuz tek bir maddeyle kuşatılmış vaziyette. Buna eter diyorlar. Eter. Uçucu madde var ya, eter. Oradaki TH yan yana gelince biliyorsunuz İngilizce'de peltek S olarak telaffuz ediliyor. Arapçadaki peltek S'ye denk geliyor. Onun için bize eser olarak geçiyor. Eter, eser. Hani think diyoruz ya, düşünmek, teşekkür etmek, thank you. Oradaki TH peltek S'ye denk geliyor. İşte eski filozofların Latince'de eter dedikleri şeye eser, sonra esir. Esir maddesi oradan geliyor. Böyle savaş tutsakları aklınıza gelmesin. İşte aydan yukarısı bütün uzayı kaplayan bir böyle hava küre gibi değil, daha latif bir şey var. Daha saydam, daha şeffaf.
çok mükemmel olduğu için o madde, ondan yaratılan şeyler de mükemmel oluyor ve bunun delili olarak da hepsi yuvarlak oluyorlar ve dönüyorlar, kusursuz hareket ediyorlar filan. Böyle oradaki nizamı ancak böyle zihinlerine sığıştırabilmişler. Üstad da sizin bütün uzayın muntazam mükemmel şekillerini, hareketini, sistematiğini dayandırdığınız esir maddesi, dünyada havaya da siz bir sürü tasarruf veriyorsunuz. Toprağa da ana her şeyi o yapıyor diyorsunuz. Hep dalalete gidiyorsunuz. En akıllılarınız da en olmadık yerde dalalete gidiyor. Sizin o uzayı kaplayan kusursuz, latif, şeffaf madde, her şeyin ondan yaratılarak, mükemmel olarak cereyan ettiği o nizamın ancak öylelikle sağlandı. Dünyadaki kaosların, karışıklıkların uzayda olmadığını falan söyleyerek kendinizi rahatlattığınız izahlarınız var ya, bunlar Kur'ani gözle baktığımızda Allah'ın havadan daha latif, uzaya mahsus bir özel mürekkep kullanıyor. Onunla yazıyor oradaki icraat. Şimdi bu dikkatle bakalım. Sani Zülcelal'in gayet latif, nazenin, muti, musahhar bir sayfi icraatı, icraat sayfası. Emirlerinin bir vasıtayı nakliyatı. Şimdi nakliyat vasıtası, nasıl dedik, hava sesleri vesaireyi naklediyor. Uzayda da hava gibi, havaya kıyaslayarak benzetiyorlar. Fakat daha sonraki gelişmeler, özellikle işte bu şeyin, Einstein nizafiyet teorisinden sonra, yani 20. yüzyılın başından itibaren esir maddesinin varlığı tartışılıyor. Ya bunu eski filozoflar böyle demiş ama onlar işte uzayda bir madde yok. Elektromanyetik dalgalar keşfedilip bunların havaya binerek gitmediği, ses dalgası gibi olmadığından hareketle uzayı dolduran böyle bir maddeyi inkar noktasına gidiyorlar. Zaten Kur'an gözüyle baktığımızda illa bir madde var demeye gerek yok ki. Biz işin özüne bakıyoruz. İşin özü nedir? İşin özü ayet bu gelecek. Diyor ki bakın diyor, semadaki cisimleri diyor Allah nasıl direksiz yükseltiyor, durduruyor. Ayın direği var mı kardeşim? Tepende geliyor, duruyor. Onun bir cisim olduğunda gözlemliyorsun. Hadi ilk insanlar ya bir nurdur, ışıktır, gece lambası gibi düşünüyordu ama sonra baktım koskoca bir kütle yani. Dünyanın etrafından da ayrılmıyor. Tepemizde duruyorken küt diye inse epey bir yeri götürür. Ya, ayet bize avamın da anlayacağı şekilde, bundan sonra az ileride gelecek. Yani nasıl direksiz durduruyor? Dikkatimizi çekiyor. Bu ince mesele dediği için gidiyor. Mesela şöyle hemen yeri gelmişken söylüyor. Ra'd suresinde. Ra'd gök gürültüsü. Sureye isim oluyor ve bakın şu ayete. Refe'as semavati bi gayri amedin teravneha. O Allah ki gökleri gördüğünüz gibi direksiz yükseltti. Ayın direği var mı? Orada duruyor. Şimdi filozofa desen ay orada nasıl duruyor? Bak ayet direksiz duruyor diyecek. Ya burada sana bir manayı ver. Bak normalde bildiğim bir şey, bir tavanın durması için alttan destek lazım. Bir cismin yukarıda durması için, değil mi? Bunu tutan direkler, sütunlar lazım. Ayın böyle bir gördüğün direği var mı? Yok. Ama orada duruyor mu? Duruyor. Ha, bunu yapan birisi var. Cenab-ı Hak diyor ki bunu ben böyle takdir ediyorum. Bütün galaksiler, yıldızları boşlukta ama sanki direkleri varmış gibi. Hareket ettiriyorum gemiden hızlı. Sanki direkleri varmış gibi muvazeneyle devam ediyoruz. Esir denizinde yüzen gemiler gibi. Anlayın diye yani. Tasarrufatını bize anlatmak için bildiğimiz şeylerle izah ediyor. Bugün sen buna istedi ki işte Newton çekim kanunu buldu. Güneş çekiyor, etrafındakileri tutuyor. Görünmeyen ipler gibi onları döndürüyor. İyi de zaten ister direk de, ister çekim kanunu de, istersen imana gel bu kayyumiyet sırrı de.
Allah ol diyor, onlar da öyle oluyorlar. Sen böyle döneceksin, sen böyle döneceksin, dünyayı sarsmayacaksın. Ben üstündekileri imtihan yapıyorum, gürültü çıkarmayın. Fazla da yaklaşmayın, kuyruklu yıldızlara da diyor, uzaktan geçin, sınav var, sessiz olun. Sınav bitince ben ne yapacağınızı söylerim. Nizam böyle devam ediyor. Sen işin özünü alacak yerde tutup da maddesine takıldığın zaman, işte bu filozoflar gibi, esir şu muydu, bu muydu? Uzaydaki dalgaları, ışını acaba nakleden bir madde, bir plazma, bir şey olması lazım. İşte eskiler esir demiş ama ya öyle bir madde yok. Ölçüyoruz, biçiyoruz yok. Sen cazibeyi, çekimi neyle ölçüyorsun? Her birinin terazisi ayrı. Termometreyle harareti ölçüyorsun ama basıncı termometreyle ölçemiyorsun. Çekim kanunu, mıknatısın çekimini neyle ölçüyorsun? Yani her şeyin ölçüsü farklı. Onun için idrak terazini çalıştıracaksın. Bu da nedir? Ya Cenab-ı Hak sana uzaydan ışığı gönderiyor. İstediği gibi filtre ediyor, ultraviyoleyi süzüyor. İşte ona göre ayarlıyor, açısını ayarlıyor, mevsimlerini ayarlıyor, her şeyini ayarlıyor. Sen bunu görüyorsun, şükredeceksin. Bunu idrak edeceksin. Senin vazifen bu. Elbette ki bunun nasıl olduğu ile ilgili de kafa yor. Çalış, hayretin artsın, tefekkür et. Ama tutup da dünyada hava yapıyordu bütün bu işleri, yerde toprak yapıyordu, denizlerde sular bu işleri yapıyordu. Uzayda da bir madde bulduk, bütün onları da o yaratıyor. Korkmayın, o çok mükemmel bir madde. Onun için orada kusur yok. Hepsi güzelce dönüyorlar, yüz yuvarlaklar, tornadan çıkmış gibi. Şimdi sen, bunlar çeldirici ışıklar. Dikkat etmezsen imtihanı kaybediyorsun. Ama anlayan için nasıl direksiz durduruyoruz, yükseltiyoruz dediği zaman Allah durdurduğuna göre ister direkli durdurur, ister direksiz durdurur, ister kuvve-i cazibeyle durdurur, ister çekim kanunu olmadan durdurur. Dolayısıyla burada mesele işin özünü yakalamak. İşte Kur'an'ın manayı harfiyle bakışı bize aleme bu gözle bakmayı öğretiyor. Bizim de vazifemiz zaten bu gözle bak. Önce bunu gör, ondan sonra detayları hayretini artırır, tefekkürünü artırır. Elbette hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyuran yine Rabbimiz. Aklını kullan diyor, bak anla diyor, bu incelikleri gör diyor, bak uzaya bak diyor, hiçbir kusur yok diyor. Bunları ben yapıyorum diyor. Biz bunun nasıl olduğunu elbette araştıracağız. Bütün bilimler bunun tespiti. Ama tutup da Allah'ın icraatını ona buna peşkeş çekmeye kalkarsan o zaman sen kendi dalaletinle baş başa kalırsın. Bu Müslüman evlatlarını da bu sapık yoluna yönlendiremezsin. Üstad onun için önlerini kesiyor. Durun diyor. İlimle, hikmetle, felsefeyle siz bu hikmetin bir numaralı kaynağı olan İslam'ın nesillerini kandıramazsınız deyip önlerine çıkmış ve hepsini bertaraf etmiş. Evet. Demek ki esir maddesini siz tartışın durun. Ama sizin o uzaydaki nizamı isnat ettiğiniz, mükemmel madde işte de yaratıcılık izafe ettiğiniz, dünyada maddeye ezeliyet veriyorsunuz, uzaya da bir esir maddesi bulmuşsunuz. O da oranın işte ezeli ebedi sanki yaratıcısı gibi havalarda konuşmuşsunuz. Siz mürekkeple katibi karıştırıyorsunuz. Esir maddesi Allah'ın gayet latif, nazenin, muti, musahhar bir icraat sayfasıdır. Emirlerinin vasıtayı nakliyatıdır. Emirlerine işte ışık gelecek dünyaya, şu kadar güneşin ürettiği ışın şu kadarı dünyaya gidecek. Her sabah geliyor mu? Geliyor. Nasıl geliyor? Ya ister esirle gelsin, ister emirle gelsin. Emirli olduğuna ben inanıyorum. Bu emrin nasıl gerçekleştiğini sen araştır, buluncaya kadar bul. Ben bulmuşum. Nasrettin Hoca saz çalıyor. Tutmuş sazın sapından, almış eline.
Vuruyor hocam, onu öyle çalmazlar, böyle gezdiriyorlar ellerini. Ses ona göre oluyor. Ya ben, onlar benim bulduğum yeri arıyorlar. Ben buldum diyor. Tutuyor, çalıyor. Şimdi biz nasıl bakacağımızı, Allah'ın icraatı, tasarrufatı olarak bir kere onun yerini bulmuşuz. Onlar bizim bulacağımız yeri arıyorlar. Eninde sonunda Allah yaratıyormuş diyecekler ama Firavun gibi tam bu oldukları zaman diyecekler. O da işe yaramayacak. Evet. Onun için esirin ne olduğunu siz araştırın. Biz ne olduğunu bulduk. Allah'ın emirlerinin bir nakil vasıtası. Çok zayıf, ince bir tasarruf perdesi. Latif bir yazım mürekkebi. En nazenin bir var etme, yaratma elbisesi. Onu giydiriyor. Çok nazenin bir elbise. Ve bir mayi masnuatı. Yani yarattığı sanat eserlerinin adeta mayası. Hafif. Vernik bile değil yani. O yapıyor, yaptığı şey hafif bir cila sürer gibi. Esir böyle bir şey. Ve bir mezra-i hububatı ol. Habbelerin tarlası. Uzaya nasıl Big Bang'le işte saçıldı diyor. Sonra uzay habire büyüyor. Allah o tarlaya esir maddesini adeta tohum saçar gibi saçmış ve uzayı yaratıyor. Zaten Allah kün emriyle yaratıyor. Ol diyor, oluyoruz. Niye? Yoktan yaratıyor, olanları inşa ediyor. Ve hepsi onun elinde olduğu için ol dediğinde olmama gibi bir durum zaten mümkün. Çünkü Allah inancımız, her şeye gücü yeten, her şeyin sahibi, lehül mülk. Ol diyecek, olmayacak. Niye olmuyor? Ham madde yok. Nasıl ham madde yok? Ham madde de Allah'ın. Hatta madde yok ya. Yoktan yaratmak da Allah'ın zati sıfatı. O zaman tek mecbur istikamet, yeter ki kün desin, ol dediğinde her şey olur. İşte Yasin suresinde anlatılan hakikat. Bir şey yaratmak istediği zaman onun ol demesi yeterlidir. Evet. İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen en yakûle lehu kün feyekûn. Ol der, oluveririz. İşte mezra-i hububat. Hububat tarlası. Esir tarlası. Allah'ın bütün o kürelere ektiği, zerreler eker gibi kürelere ekiyor Allah. Esir maddesini cilve-i rububiyetine aynedarlık ettiği için Allah'ın terbiye ve idare edicilik tecellisine parlak bir ayna olduğu için esir maddesi mastar ve fail tevehüm etmişler. Bu işin kaynağı bu, yapanı bu. Şimdi parlak aynayı görünce ya o güneş bu ya falan. Baksana ne kadar ışık veriyor. En gördüğün parlak. Ya bu ayna ayna. Güneşten aldığını veriyor. Güneş olmasa aynanın ne parlaklığı olacak? Dolayısıyla esir maddesi Cenab-ı Hakk'ın rububiyet tecellisine aynedarlık ettiği için güneşten gaflet edenler onu kaynak, fail tevehüm etmişler. Bu acip cehalet, hadsiz muhalleri istilzam etmiş. Bu yola girdiğin zaman ne kadar çıkmazlar. Adım başı çıkmaz sokak, tabelası çıkıyor önüne. Çünkü esir maddesi madyunları boğduran zerrat maddesinden. Şimdi zaten dünyadakiler atomlarda boğuluyorlar. Her şeyi tahavülat-ı zerrat olarak hesabı. Zerreler hareket ediyor oluyor. Ya arkadaş, zerreler hareket ediyor. Ya bu kadar muazzam, şuurlu nasıl hareket ediyor? Allah aşkına ya. Ben ortaokul talebesiyim. Risale-i okuduğum için şimdi fen bilgisi dersinde hiç unutmuyorum. Hava molekülleri başıboş dolaşırlar diyor. Serbest. Hevai. Ya biz hevai çocuğuz o yaşlarda. Hadi bizi anlarım okuldan eve, evden parka işte. Başıboş dolaşıyorsun. Ya bu moleküller başıboş dolaşırsa, ya bu molekül benim gibi sadece işte parkta biraz dolaşıp okula geçecek, eve geçecek, ayakkabısını boyatacak en fazla yaptığı iş. Şimdi bu kadar basit işle uğraşmıyor ki. Her dakika içime çekiyorum, gidiyor, kanım temizleniyor. Vücudum ısınıyor. Envai çeşit reaksiyon oluyor. Ya bu
başıboş gezenler dedim ya, iş çıkarırsa nasıl başıboş geziyor? Benden çıkıyor gidiyor parktaki ağaca. Onun fotosentezine yardım ediyor. Oradan çıkıyor başka tarafa gidiyor. Sonra rüzgar çıkıyor alıyor başını gidiyor. İşte birisi bağırıyor çağırıyor, onun sesini ona ulaştırıyor, onun sesini ona ulaştırıyor. Şivesini bile bozmadan. Ya bu nasıl başıboş? Başıboşu buysa çalışanı ne yapıyor? Şimdi sen tabii tahavvülat-ı zerrat, üstadın o ene ve zerre bahsine zeyl olsun dedi ya bu bahis. İsmi kayyum bahsi. Zaten eneyi anlayan insanlığı anlar. Zerreyi anlayan kainatı anlar. Çünkü onların en küçük birimi, modeli yapı taşıdır. İşte dünyada maddede boğuldunuz. Hadi maddiyunlar, materyalistler, maddeye ezeliyet verdiniz. Her şeyi atomların hareketine bağladınız. Yahu esir maddesi bu materyalistlerin boğulduğu zerrat maddesinden daha latif. Eski hükemanın, eski filozofların ta Aristo'dan beri saplandığı heyula fihristesinden, uzaydaki varlığın ham maddesi olarak gördükleri heyula maddesinden daha kesif, ihtiyarsız, şuursuz, camit bir maddedir. İhtiyarsız, şuursuz, camit bir madde. Cansız. Bu hadsiz bir suret tecezzi ve inkısam eden, bu kadar zerrelere ayrılan, bölümlere ayrılan, bu kadar ince ince atom altı parçacıklardan adeta oluşan ve nakillik ve infial hassasıyla, yani hem kendisine yükleneni taşıyor hem de bir şey söylendiğinde tepki veriyor, karşılık veriyor. Nakillik ve infial hassasıyla, özelliğiyle ve vazifesiyle teçhiz edilen bu maddeye. Demek ki bunun bir nakillik özelliği var, nakledici. Havada nasıl sesimiz alıyor, naklediyor. Bir de infial hassası var. Yani infial. Şimdi havuza taşı attığınız zaman taş ağırlığıyla suyu biraz açıyor. Bir suda çukurlaşma oluşuyor. Sonra o tekrar ne oluyor? Tepki gösteriyor su ve tekrar kabararak o boşluğu dolduruyor. İnfial hassası böyle bir şey. Yani tepki veriyor. Nakillik ve infial hassasıyla üzerine iş yapıyorsunuz, oluyor. Ona uygun. Evet. Nakillik ve infial hassasıyla ve vazifesiyle donatılan, teçhiz edilen bu maddeye, esir maddesine, belki o maddenin yani esirin zerreden çok derece daha küçük olan zerreler. Çok latif olunca havadan daha latif. Hani onu bizim anlamamız için onun yapı taşları da çok ona göre demek ki daha latif. Zaten atomu gözle göremiyoruz. Onun zerrelerini büsbütün daha ince. Bütün bunları, bu zerrelere ne veriyorsunuz siz? Dünyadaki atomlara yaratılışı dayandırmanızın abes olduğunu zaten hep anlattık, gösterdik. Siz bundan daha da küçük olan, daha latif olan, daha zayıf olan esir maddesinin atomlarına da her şeyde her şeyi görecek, bilecek, idare edecek bir ihtiyar, bir irade, bir iktidar ile vücut bulan fiilleri, eserleri isnat etmek esirin zerreleri adedince yanlıştır. Yerde nasıl atomlara mal etmeniz abesse, gökteki icraatı esir maddesine isnat etmeniz esirin zerreleri adedince yanlıştır. Evet, mevcudatta görünen fiili icat, varlıklarda gördüğümüz icat fiili, yani vücuda getirme, yaratma fiili öyle bir keyfiyettedir ki her şeyde, hususan zihayat olsa, ekser eşyayı ve belki umum kainatı görecek, bilecek ve kainata karşı o zihayatın münasebetini tanıyacak, temin edecek bir iktidar ve ihtiyardan geldiğini gösteriyor ki maddi bir ihatasız olan esbabın hiçbir cihetle fiili olamaz. Yani siz var etme, yapma, yaratma işini nasıl olup da bu basit sebeplere, zerrelere veriyorsunuz? Bütün kainata hükmetmeyen birisi küçük bir şey yapamaz ki. Bakın izah edecek. Evet, sırrı kayyumiyetle en cüz'i bir fiili icadi. En cüz'i bir yaratma fiili. Doğrudan doğruya bütün kainat halikinin fiili olduğuna delalet eden
bir sırrı azamı taşıyor. Sırrı kayyumiyetle en cüz'i bir fiili icadı. Bir atomu yaratmak, bir sineği yaratmak, bir virüsü yaratmak. En küçüğünü düşünün. Doğrudan doğruya bütün kainatın halikı kimse o bu küçücük şeyi, cüz'i varlığı yaratabilir. Sonucu çıkıyor. Evet, mesela bir arının icadına teveccüh eden bir fiil. Diyelim ki bir arının yaratılması. İki cihetle halik-i kainata hususiyetini gösteriyor. Yani bir arıyı yaratabilmek için kainatın yaratıcısı olmak lazım diyor. İki açıdan bu kaçınılmaz. Ya bir arının yaratılmasından bahsediyor. Ham maddesi kaç gram ki? İşte kaç tane organı var falan diyebilirsin küçük. Tek hücreli bir canlıyı bile alsan aynısı da üstad biraz daha büyük örnek veriyor. Bir arının yaratılmasına dönük bir fiil, iki cihetle bütün kainatı yaratanın ancak yapabileceği bir fiil olarak karşımıza çıkıyor. Birincisi mesela o arının bütün emsalinin bütün zeminde aynı zamanda aynı fiile mazhariyetleri gösteriyor ki bu cüz'i ve hususi fiil ise ihatalı, ruh zemini kaplamış bir fiilin bir ucudur. Öyleyse o büyük fiilin faili ve o fiilin sahibi kim ise o cüz'i fiil dahi onundur. Sen diyorsun ki bir arının yaratılması. Şimdi düşün ki bu arı dünyanın bütün bölgelerinde arı var. Ve arıların hepsi aynı işi yapıyor. Bal arısı diyelim. Harika, mucizevari, Allah'ın emriyle, ilhamıyla bal yapıyor. Sen şimdi bir tane bal arısını yapmaktan bahsediyorsun ama bütün dünyadaki bal arılarını yapmayan, yapamayan birisi bir bal arısı yapabilir mi? Onun için sen ya bir cüz'inin icadı deyip meseleyi basitleştiremezsin. Çünkü bütün emsali aynı fiile mazhar. O zaman bütününün yaratıcısı bunu da yaratmış diyeceksin. Onun yani bir atomu çektiğin zaman bütün kainattaki atomları aynı kanunla yaratan bu bir atomu yaratabilir. Ya bir atomun yaratılmasında bu kadar şey yapman üstadın 32. sözde bütün şirk nevilerini kovarken işte zerreden başlayıp yıldızlara kadar ya burası sen benimsin seni ben yaptım demeye kalktığında hepsi yukarıya gönderilir. Git onu yapıyorsan beni yaptın. Yani sen al yuvarları ben yaptım. Al yuvarları bütün kan ordusunu kim yapıyorsa al yuvarı o yapabilir. Diyecek ki bütün vücudu kim yapıyorsa beni o yapıyor. Benim yaşadığım dünyayı kim yapıyorsa beni o yapıyor. Ben bir tane bir parça değilim ki bir cüz'i yani kendi içinde sistematik bütünlüğü olan bir şey. Bir hücre trilyonlarca hücreden oluşmuş bir vücut. Bir hücreyi yapamayan vücudu yapamaz. Bütün vücutları yapamaz. Bütün vücutları yapamayan bir hücreyi yapamaz. Şimdi bu mantık karşısında ne diyecek filozof? Susup kalacak. O zaman o büyük fiilin faili, bütün kainattaki, bütün yeryüzündeki arıların faili kimse, o fiilin sahibi kimse, o cüz'i fiil, o bir arının yapılmasına dönük fiil ancak onun olabilir. Birinci cihet bu, bütün emsalleri benzerleri. İkinci cihet, bu hazır arının hılkatine teveccüh eden fiilin faili olmak için, bu arıyı ben yapıyorum diyebilmek için, o arının şerait-i hayatiyesini ve cihazatını ve kainatla münasebetini temin edecek, bilecek kadar pek büyük bir iktidar ve ihtiyar lazım geldiğinden, o cüz'i fiili yapan zatın, ekser kainata hükmü geçmekle ancak o fiili öyle mükemmel yapabilir. Ekser kainat, kainatın tamamını olmasa da en azından güneş sistemine, Samanyolu galaksisine bir kere hakim olması lazım. Niye? Çünkü arının çiçeklerinin açılması için güneş lazım, güneşin ışığı lazım, arının uçması için hava lazım. Dolayısıyla bir arıyı yaparken bütün atmosfere hükmetmeyen, bütün en azından dünyaya gelen arıyla ilgili, başta ışık olmak üzere, bunları, rüzgarı kontrol edemeyen bir güç,
ben arı yaptım diyemez. Çünkü arının hayati hayat şartları ve bütün o cihazları kainatla münasebetler. Gözü güneşle uyumlu. Şimdi arının gözünü yapabilmek için güneşi biliyor olmak lazım. Güneşe hükmünün geçiyor olması lazım. Evet. Dolayısıyla küçücük bir arıyı yaratmak diyorsun ama o ekser kainata hükmü geçen birisinin ancak yapabileceği bir iştir. İki vecihle, bakın bir cüz'i fiil, iki vecihle bütün kainatın yaratıcısı ancak beni yaratabilir diyor. Çünkü benim emsallerim var dünyanın her tarafında. Dolayısıyla benim katlarımdan oluşuyor. Bütün arı nüfusunu yaratamayacak birisi bir arıyı yaratamaz. İkincisi, benim kainatla münasebetimi garantileyemeyecek birisi beni yaratamaz ve yaşatamaz. Demek en cüz'i fiil iki cihetle Halik-i külli şeye has olduğunu gösterir. Her şeyin yaratıcısına ancak mahsustur bu iş. Bir arının yaratılması her şeyin yaratıcısının ancak işi olabilir. Şimdi burada bu soruyu, bu hayreti dile getirmek hakkımız. En ziyade cay-i dikkat, cay-i hayret şudur ki, en ziyade dikkat yeri, hayret yeri. Cay yer demek. Yani en şaşılası şey, hal, vaziyet, durum, nokta şu ki. Şimdi bakın. Vücudun en kuvvetli mertebesi olan vücut. Varlığın en kuvvetli mertebesi neymiş? Vaciplik. Zaten ne demişler? Bir şey vacip olmadıkça vücuda gelmez. Yani bir şey oluyorsa bütün şartlar onun olmasını mecburi kılıyor, hazırlıyor, ondan sonra oluyor. Yaratılış böyle cereyan ediyor. İmkan dengedeki terazi gibi, olmak ya da olmamak. 50-50. Bir faktör buna müdahil olduğunda ne oluyor? Olmak vacip oldu. Şimdi dengedeki teraziye, hassas teraziye, iki dağ bile tartılıyor olsa, bir incir çekirdeği bir gözüne atsanız ne olur? Artık o dağın havaya kalkması, bunun yere inmesi vacip oldu. Şartlar böyle. İşte var olmanın, vücuda gelmenin en kuvvetli mertebesi nedir? Vücub. Artık var. Şimdi tabii Cenab-ı Hak vacibül vücut, vücudu muhakkak ve zatında var olan, varlığında hiçbir şeye muhtaç olmayan, samet o manaya geliyor. Şimdi böyle olunca felsefe bunu anlayamıyor. Yaratıklarla karşılaştırıyor. Haşa Allah'a da ne diyor? Allah'ın iradesini reddeder mahiyette. Olmaya mecbur manası veriyor. Var olmak zorundaydı falan diye. Saçmalığa bak işte, Allah inancını kavrayamayınca. Halbuki Allah'ın sıfatları var. Kıyam bir nefsi, kendi zatında ayakta var. Varlığın hiçbir şeye mecbur değil. Böyle bir Allah'a inanıyoruz. Yoksa onun bunun desteğiyle oluyorsa zaten olmaz. Yunan putlarından bahsetmiyoruz ki. Allah inancı, tevhid inancı böyle bir şey. Lokomotifi Çin çekiyor dersen o zaman vagondan bahsediyorsun arkadaş. Lokomotif kendi kendine gider, vagonları da çeker. Arka vagonu öndeki, onu öndeki, onu öndeki. Peki lokomotifi kim çekiyor? Yani lokomotif dediğin anda artık kim çekiyor sorusu abestir. Allah dediğin anda peki Allah'ı kim yarattı? Ya da haşa onu kim var etti gibi. Ya da o olmaya mecburdu gibi bir dar kafayla filozofların yanıldığı nokta o. Sanki Allah var olmaya mecburdu gibi bir mantık girdabına giriyorlar. Halbuki o baştan Allah inancında zaten bunu böyle kabul edeceksin. Allah'ın sıfatları bu. Demek ki varlığın en kuvvetli mertebesi olan vücut. Onun için vacibül vücut diyoruz. Varlığı muhakkak olan yaratıcı. Bu kadar eser varsa bunları yaratan Allah demek ki var. Bunu daha başka bir sebep aramaya gerek var mı? Evet. Ve vücudun, varlığın da en sebatlı derecesi maddeden tecer. Şimdi maddeye bağlıysan, maddeden sıyrılamıyorsan o zaman
senin varlığın tartışılır. Ne olur sallanırsın. Maddeye bağlısın. Üretimin bile işte ham madde bulamadığında üretim kalıyor. E kendi varlığını da şimdi ne olur? Yemediğin zaman kilo kaybediyorsun. Hani ne oldu? Kanlı, iri yarı adamdın. Eriyorsun, inceliyorsun. Vallahi bir şey yiyemiyorum kaç gündür. Demek ki sen maddeden tecerrüt edemediğin zaman senin varlığın çok öyle sebatlı, sağlam değil. Sürekli madde takviyesine ihtiyacın var. Onun için varlığın en sebatlı derecesi maddeden tecerrüt. Maddeden sıyrılmış olmak. Hiçbir maddeye muhtaç olmamak. Yani bu mahlukat için bunların hiçbirisi gerçek. Bunlar hep uluhiyete mahsus sıfatlar. Maddeden tecerrüt. Vücudun zevalden en uzak tavrı olan, varlık kaybolmak, yok olmaktan, izale olmaktan ne zaman mahfuz kalır? Mekandan münezzeh. Şimdi belli bir mekandaysan gider işte bastırır, enselerler, yok ederler seni. Neticede bir mekana mahkumsun. Mekandan münezzehsen kim nereden bulacak sana, ne yapacak? Onun için senin için zeval yok. Zeval yani zavallı mekana mahkum olanlar için. Aşağı Allah ne yerdedir ne gökte derken hani mekandan münezzehlik bu manada yani. Ondan sonra Firavun işte bir kule yap bakayım Musa'nın dediği gibi ilah var mı yukarıda diye mekanda ilah arıyor. Vücudun zevalden en uzak tavrı olan mekandan münezzehliktin ve vücudun en sağlam tagayyürden ve ademden en mukaddes sıfatı olan, demek ki varlığın en sağlam, değişmeden ve yok olmaktan en temiz korunmuş sıfatı derecesi neymiş? Vahdet sahibi. Vahdet. Birlik, teklik. Vahdetin sahibi olan zat-ı vacibül vücudun en has hassası ve lazım-ı zatisi olan ezeliyeti ve sermediyeti. Yani ezeliyet ve sermediyet Allah'ın lazım-ı zatisi, zatından ayrılmaz en has özellik, sıfat. Bunu vücudun en zayıf mertebesi, en incecik derecesi, en mütegayir, mütehavvil, değişken tavrı, en ziyade mekana yayılmış olan hadsiz, kesretli bir maddi madde olan esir ve zerrat gibi şeylere vermek ve onlara ezeliyet isnat etmek ve onları ezeli tasavvur etmek. Maddeyi ezeli tasavvur etmek. Ve kısmen asar-ı ilahiyenin, Allah'ın eserlerinin onlardan neşet ettiğini telahim etmek. Ne kadar hilaf-ı hakikat ve vaka muhalif ve akıldan uzak ve batıl bir fikir olduğu Risale-i Nur'un müteaddit cüzlerinde kat'i bürhanlarla gösterilmiştir. Bu maddiyunların, materyalistlerin, maddeye ezeliyet verenlerin, işte her şeyi tesadüfe bağlayanların, Allah'ın icraatını, eserlerini sebeplere taksim edenlerin topunu birden ne yapıyor? Gömüyor. Bundan tam 100 sene önce Üstad Mesnevi'de şu cümleyi kuruyor. Ortada daha Risale-i Nur yok ama kafada formüller hazır. Aşı bulunmuş. Tabiat, tesadüf ve şirkin, şirkten oluşan, şirkten teşekkül eden ifsat şebekesinin, tabiat, tesadüf ve şirkten teşekkül eden ifsat şebekesinin alem-i İslam'dan nefi ve ihracına, sürgün edilmesine, çıkarılmasına Risale-i Nur'ca verilen karar infaz edilmiştir. Bitti. Tabiatmış, tesadüf, madde ezeliymiş, şundan oluyormuş, bundan oluyormuş. Bütün bunların İslam aleminde Kur'an'ın ışığının girdiği yerde barınma şansı yok. Nur girmeyen eve, ışık girmeyen eve doktor girer demiş atalarımız. Bu manada Kur'an ışığını alamamış, nurlanamamış olan zihinler, filozof kafaları da olsa tedaviye muhtaç. Buyurun. Hocam meydan. Elde Kur'an gibi bir bürhan-ı hakikat varken münkirlere ilzam için gönlüme sıklet mi gelir?
Evet. Cenab-ı Hakk'ın ezeliyetini ve sermediyetini, ki böyle bir şey, vücudun en kuvvetli mertebesi, vücubiyet, vücudun en sebatlı derecesi maddeden tecerrü, zevalden en uzak tavrı mekandan münezzehiyet, en sağlam değişmekten, yok olmaktan mukaddes sıfatı vahdet. Bunun sahibi Allah, sen Allah'ın varlığından tegafül ediyorsun, sırt çeviriyorsun, ondan sonra Allah'ın en hassası, lazım zatisi olan bu ezeliyeti, sermediyeti tutuyorsun, kime veriyorsun? Vücudun en zayıf mertebesi, en ince derecesi, en değişken tavrı, en mekana yayılmış, hadsiz, kesretli, maddi madde, esire ve atomlara. Onlara ezeliyet isnat etmek, onları ezeli tasavvur etmek, kısmen Allah'ın eserlerini onların yaptığını zannetmek, tevehüm etmek, ne kadar hilaf-ı hakikat ve vakıa muhalif, hakikate zıt, akıldan uzak ve batıl bir fikir olduğu Risale-i Nur'un müteaddit cüzlerinde kat'i bürhanlarla gösterilmiştir. Ez cümle tabiat risalesi. Orada üstadın artık en nezih diyelim, eşek muzaaf bir eşekliğe girse, sonra insan olsa bu fikri kabul etmem diye kaçacaktır. Bu fikri maddeye ezeliyet verip uzayı esir yaratıyor, düzenliyor gibi, Allah'ın eserlerini sebepler yapıyor, evrimle oluyor gibi hezeyanlara kapılan insan kılıklıların bir an önce o muzaaflıktan kurtulup hakiki insan olmaları menfaatleri icabıdır. Tabii ki Allah serbest bırakmış, tercih kendilerinin. Ama bunu İslam alemine, bu milletin evlatlarına lütfen ilim kılıfı içerisinde kimse sunmaya kalkmasın. Dünya ahirette ellerimiz yakalarındadır. Bunu da bilsinler. Evet, Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.